Seda Sayan Kıbrıs'tan hamile döndü. Yıllar sonra bebek hasretine kavuştu. Tüp bebek tedavisi görüyordu. Müjdeli haber geldi. Haftalardır Kıbrıs'ta kalan Seda Sayan'dan herkesi şok eden haber geldi. Günlerdir sessizliğinin sebebi ortaya çıkan Seda Sayan ve Çağlar Ökten ikilisi duyanları hayrete düşüren haberiyle yurda dönüş yaptı. En büyük hayalini gerçekleştiren Seda Sayan Yıllar sonra hamile kalmak istiyordu. Çağlar Ökten'den hamile kalmak isteyen usta sanatçı, sevenlerini sevindiren haberiyle geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisinden 24 yaş küçük müzisyen arkadaşı ile dünya evine giren Seda Sayan herkesi şaşkına çevirmişti. 61 yaşındaki güzel sanatçı, 7. kocası Çağlar Ökten ile dillere destan düğün ile evlenmiş, tüm dünyayı karşına almıştı. Herkes bir yana dursun, evliliğine en karşı gelen oğlu Oğulcan Enginci, Evladını bile karşısına alan Seda Sayan'ın çocuk özlemi depreşti. Oğluyla arasına mesafe giren usta sanatçı, kocası Çağlar Ökten ile birlikte bir çocukları olsun istiyordu. Kocasına çok aşık olan güzel oyuncu, ileriye dönük düşündüklerinden ikimizin bir meyvesi olsun istiyoruz dediler. Çiftin herkesten sakladığı ama tatil olarak gittikleri ve bunu herkesin böyle bildikleri Kıbrıs'ta herkesi şok eden olay yaşandı. İki arkadaş değildi. iki kardeş gibi olan Safiye Soyman'ın acı gününde bile yanında olmayan usta sanatçının sebebi ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün aniden oğlunu kaybeden Safiye Soyman'ı telefon ile arayıp maalesef cenaze törenine yetişemeyeceğini söyleyen Seda Sayan'ın aslında Kıbrıs'tan gelmeme sebebi hamile olmasıymış. 61 yaşındaki güzel sanatçı doğal yollardan neredeyse hamile kalması mümkün olmayan ve çare olanak çocuk tedavisiyle adını duyurmuş Kıbrıs'ın yolunu tuttu. Uzun süredir herkesten gizli saklı yavru vatanda tedavi gören Seda Sayan sonunda hayallerine kavuşarak hamile kaldı. Neslihan Atagül'den sonra bebek haberini büyük mutlulukla açıklayan Seda Sayan'a sağlıklı gebelik geçirmesini dilerken usta sanatçının sevenleri bu habere şaşırsa da sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın.